Merhaba arkadaşlar, ilaçlarla ilgili tanıtımlar yapacağımı söylemiştim. Aslında ben bunları gold üyelikli olan yerlerde yapıyorum tanıtımı. Bu video sadece bir genel gösterme açısından çünkü elimde farklı ilaçlar var. Arkadaşlar bunlar benim açıkçası mesleğimin bir parçası. Yani bu ilaçları bilmek, bu ilaçlarla ilgili ihtiyacı olan kişilere tavsiyelerde bulunmak, gerek bir spor branşında yarışan, bunlara ihtiyaç duyan ya da testosteron tedavisi gören kişilere tavsiyelerde bulunmak, bildiklerimi anlatmak benim işimin bir parçası, bir antrenör olarak. Tabii bunlar da özellikle profesyonel yaşantıda hayatın gerçekleri, yani hemen hemen her branşta kullanılan ilaçlar. Tabii ki bunlarla ilgili de uzun zamandır, uzun yıllardır içinde bulunduğum için, birçok pro arkadaşım olduğu için, birçok insanla öğrencim olduğu için uzun yıllardır üzerinde kendimi geliştirmeye çalıştığım şeyler. Şimdi burada çeşitli ilaçlar var. Bu ilaçlardan bahsedeceğim. Bunların bazıları Türkiye'den, yani Türkiye'ye geldiğimde edindiğim ilaçlar. Bazıları bunun Amerika'dan geldi. Şimdi arada çeşitli farklar var. Mesela elimde bu gördüğün NAT, testosteron NAT 250 mg. Bilmiyorum gözüküyor mu? 250 mg. Yani her mililitrede 250 mg testosteron var. Bu ampul şeklinde. Bu ampul kullanımı Türkiye'de biraz daha yaygın. Amerika'da biraz daha kullanım şekli 10 mililitrelik şişedir. Burada tek tek ampulün içerisinde, yani her ampulde bir shot var. 1 mililitrelik ampul. Yani şu şişede bunun gibi 10 tane var içerisinde. Bu mesela Amerikan malı. Şimdi testosteron NAT. İki tane var. Bunun bir de benzeri testosteron cyprinate var. İkisi de hemen hemen eşdeğer şeyler. Yani arasında çok ufak fark var NAT ile cyprinate arasında. Birisinde sanırım %72 testosteron var. Birinde de %73 filan. O kadar bir fark var. Yani çok ağamşan bir fark yok. Dediğim gibi esterleri farklı. Diğer taraftan yani bu her mililitrede 250 mg NAT var. Diğer taraftan başka bir tane var elimde. Bu da Andron. Bunda da her ampulde, bu da NAT. Bunda da 250 mg var. Bunlar arkadaşlar İran malı. Ama bunlar orijinal mi değil mi açıkçası bilmiyorum. Yani çünkü bu ilaçların çok sahteleri yapılıyor. Bunlar benim Türkiye'de edindiğim ilaçlar, bilmiyorum. Ama üzerinde yazılanlar orijinal olduğunu farz ederek konuşuyorum. Diğer taraftan Nadrolon var. Piyasada bilinen adıyla Deca'dır. Decadrobolin. Markadadır yani, kimyasal ismi Nadrolon Deconate'dir, yani üzerinde yazar Nadrolon Deconate. Deca ismi aslında ten demektir, oradan gelir. Bu esterdeki Deconate, yani Nadrolon'un esterindeki karbon sayısıdır bu 10. 10 tane karbon vardır, ismi oradan gelmekte. Bunda da bu da ampul. Bunda da her birisinde 1 mililitre var.
Şimdi başka bir nadrolon var. Bu nadrolon yine deka 200. Yani bunda 200, evet, her mililitrede 200 miligram deka var bunun içerisinde. Şimdi bunun rengi biraz daha sarımsıdır. Trenbolonda da böyle rengi biraz daha sarımsıdır. Bu Amerikan, bunda mesela 300 var. Yani bunun her mililitresinde 300 miligram nadrolon var. Bunun her mililitresinde 200 miligram nadrolon var. Şimdi arada böyle bir fark var. Birinde 300 Amerikan malında, bunda 200. Tabii bu ilaçların dediğim gibi önemli olan orijinal olup olmadığı. Bir de diğer taraftan elimde somatropin var. Growth hormonu, yani büyüme hormonu. Sizen'in bu. Sizen growth hormon. Bu arada growth hormon arkadaşlar, ben kendim de kullanıyorum. Anti-aging olarak kullanıyorum. Yani yaşlanmaya karşı kullanıyorum growth hormon. Benim kullandığım çok düşük. IU da kullanıyorum. Yani 2 IU falan alıyorum ben. Tabii bunu yarışmaya falan girenler kilosuna göre değişmekle birlikte günde 6 IU, 8 IU, 10 IU, 15 IU'ya kadar çıkan insanlar var. Dediğim gibi benimki bodybuilding değil de daha çok anti-aging olduğu için, anti-aging olduğu için 2 IU bana yetiyor. Bu da 12 miligram. 12 miligram aşağı yukarı 36 IU yapıyor arkadaşlar. Yani International Unit. Dolayısıyla günde 2 IU aldığınızda işte 18 gün yeter bunun bir tanesi. Ama böyle ölçü almaya çalıştığınız zaman günde 6-7 IU'ya çıktığınız zaman bunu size yeteceği 4-5 gün. Bu ilaç, yani bu growth hormon pahalı bir ürün. Pahalı bir ürün olduğu için özellikle ve çabuk bitmesi yüzünden bayağı masraflı bir şey. Vücut geliştirmede de insanların aslında en çok para harcadığı şey. Şimdi bunun tabii şeyi var. Bu Sizen somatropin. Bunun bir de genotropini var. Genotropini de kullandım ben. Genotropin Amerikan malı, daha kalem şeklinde pen var. Oradan IU'sunu ayarlıyorsunuz filan. Bu sanki biraz daha iyi gibi geldi bana. Yani benim kendi deneyimimden söylüyorum. Bunda da içindeki şu bakteriyostatik sudur. Altındaki growth hormondur. Yani bunu ittiğiniz zaman o içerisine karışır. Kullanıma hazır hale gelir. Arkadaşlar bu ilaçların detaylı olarak incelemesini yapacağım. Yani bunlar aşağı yukarı, yani onlarca ilaç var. Bunların en çok kullanılanları hakkında bildiklerimi anlatacağım. Ama dediğim gibi bunlar biraz derin konular olduğu için, biraz spesifik konular olduğu için bu bilgileri genel olarak arkadaşlar Gold üyelik kanalımda yapacağım. Ama onun dışında bu kanalda da böyle genel bilgiler veririm diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Yorumlarınızı yapın. Ne düşünüyorsunuz? Özellikle şu elimdeki ilaçları kullananlar, bir orijinalliği var mı? Memnun musunuz? Bir fark gördünüz mü? Vesaire. Bununla ilgili şey yapalım. Bilgilerinizi paylaşın. Hadi bakalım, görüşmek üzere. Yorumlarınızı yapın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkese bol şans.